Herkese merhaba. Bu haftaki çalışmamızda bir telefon tutucu yapmaya çalışacağız sizlerle birlikte. Burada örnekte gördüğümüz gibi çok fazla detaylara girmeden basit bir telefon tutucu yapmaya çalışacağız. Ve canlı derslerde telefonumuzu buraya koyup dersimizi izlememize yardımcı olacak bir kendimizin de kullanabileceği bir araç tasarlamaya çalışacağız. Öncelikle tasarımız bu şekilde olacak ve bunu yapabilmek için neler yapmak gerekiyor? Şimdi isterseniz onlara geçelim. Öncelikle bunu siliyorum ve dosyamın adını TSL telefon tutucu olarak belirliyorum. İsterseniz telefon tutucu kısmını şöyle ayrı yazalım. Kelimeleri ayrı yazalım. Daha iyi olur. Öncelikle şuradan bir kutu alıyoruz. Ve şimdi burada boyutları çalışmanız rahat olması için geniş değerleyebilirsiniz. Ben boyutlar konusunda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ancak tabii şimdi telefon tutucu olacağı için çok ince bir telefon tutucu yaparsak mesela ince olursa yapısı tabii ki telefonun orada durmayabilir, düşebilir. Çok geniş olsa da gereksiz olabilir. Yani şöyle biz burada yaptığımız telefon tutucunun baskısını almak istiyoruz diyelim. 3 boyut yazıcıdan baskı almak istiyoruz diyelim. Hani çok büyük olmasa keşke şu kadar olsa da diyebiliriz. Belki baskı süremiz uzun olur. Belki filamentimizi fazla harcarız. Bunları da düşünerekten mesela 60-70 mm ortalama bir telefonun yarısı kadar genişliğinde olmasını istiyorum diyelim. Bunları bu boyutları bu şekilde ayarlayacağız. Evet, öncelikle yandan şu şekilde bir oyuk açmamız gerekiyor. Bir de şu kısmı oymamız gerekecek. Nesneye yandan baktığımızı düşünelim. Şu an üstten değil de yandan baktığımızı farz edelim. Ben şuradaki dilim isimli aracı kullanmak istiyorum. Şimdi bunu aldığımda önce delik hale getireceğim. Ve bunu üçgen şekilde şöyle çevirip buraya oymasını sağlayacağım. O yüzden bu nesneyi bakın şu şekilde şuradan. Evet, şu şekilde döndürelim. 90 derece döndüreceğiz. Eksi 90'a geldiği zaman durduruyoruz. Evet, böyle bir orta şöyle üstten baktığımızda bir üçgen şekli çıkmış oldu. Şimdi bu nesneyi buraya getiriyorum. Tabii şunu şimdilik biraz inceltelim. Daha sonra genişletebiliriz. Önemli değil. Çalışmamızın kolay olması açısından. Şimdi bu nesneyi buraya getirmiyoruz. Buraya hizalamıyorum. Böyle biraz boşluk kalması gerekiyor. Daha doğrusu şuralardaki bölümü kesmemesi için içe doğru almam gerekiyor. Şimdi bunu biraz şöyle büyütelim yukarı doğru. Buraya doğru da biraz büyütelim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi burada yan taraftaki delik olan bölümü burada oluşturacağız. Ben şimdi bunun bir kopyasını alıyorum. Kopyala yapıştır yaptım. Şöyle kenara alalım. Bunu şimdi şuraya getirip burayı da oymasını sağlayacağız. Ve bunu yaparken de nesneyi şuradan bakın yeni bir aynalama yöntemi kullanacağız. Yeni bir özellik kullanıyoruz bugün. Şuradan aynalama yöntemine geldim. Şimdi aynalama yönteminde örneğin şuraya eğer tıklarsanız bakın turuncu şekle dönecek nesne. Şu an mavi çizgilerin olduğu yerden turuncu çizgilerin olduğu yere doğru dönecek. Eğer şuraya basarsanız mesela şu şekilde dönecek. Şimdi ben burada istediğim şekli oluşturabilmek için mesela böyle yapıyorum ama olmadı. Bir de şöyle yapayım mesela. Bakın böyle yaptım ve oldu. İstediğim şekil buydu. Şunun tam zıttıydı ve tekrar göstereyim isterseniz. Aynala diyelim. Şimdi böyle yaptığım zaman istediğim şekli elde edemiyorum. Böyle de elde edemedim ama önce birini daha sonra birini yaptığım zaman şu şekil ne oldu? Elde edilmiş oldu ve bunu da aldım buraya getirdim. Şöyle biraz tam üstten bakalım. Evet. Şimdi burada bunları birleştirmiyorum. Birleştirirsem tabii ki şu aradaki bölgeyi yapmamış olurum. Şu aradaki bölgeyi yapmamış olurum. O yüzden bunu buraya koydum, ayarladım. Arada bir boşluk kalsın. Telefonumuzu şuraya koyacağız çünkü. Bunu da şuradan şöyle çıkartıyorum. Şöyle biraz ayarlayalım. Evet. Evet, şimdi daha iyi oldu. Şu bölümleri düzgün bir şekilde ayarlamış olduk. Bir de şuradaki fazlalığı keseceğim ki o telefonun o kısmını görebilelim. Onu da yine bir kutu kullanarak şu şekilde bakın. Şöyle kutuyu buraya herhangi bir yere koyabilirsiniz ama şu kırmızı bölümün tamamını kesmesi lazım. O yüzden mesela bu şu iki delik nesne birleşebilir. Orada sorun yok. Birleşebilir. Onlarda da sıkıntı yok. Zaten ikisi de her gördüğü yeri kesip atacak. Bunu da tam olarak böyle aşağı almıyorum. Biraz şuraya kadar alayım ki telefonu koyduğum zaman telefon buradan aşağı kayıp düşmesin. Şimdi ne oldu? Evet, şurada telefonumu koyabileceğiniz bir bölüm oluştu. Buradan da aşağı düşmeyecek ve standımız şu anda aslında bitmeye çok yakın ve bütün nesneleri ne yapacağız? Birleştireceğiz. Evet, aşağıda da eğer bunu yaparken dikkat edin. Eğer aşağıya baktığınızda bu nesneleri göremiyorsanız şu şekilde bunları aşağı doğru indirin ve işinizi de yine garantiye almış olursunuz. Evet, şu anda gördüğünüz gibi tamamen deliklerimizi oluşturacağız. Bakın birleştiriyorum. Birleştiğim zaman işte bu şekilde ortaya çıkıyor ve şimdi
İşte bu şekli biraz genişletiyorum. Mesela 60-70 milimetre olabilir. Telefonun ben ölçtüm genişliği dışındaki kılıfla beraber 15 santime yani 150 milimetre civarında. Ben bunu 70 yapayım mesela. Veya 60. Çünkü telefonumuzu sadece dik değil, belki yatık şekilde de koymamız gerekebiliyor. Dolayısıyla telefonun düşmemesi için 60-70 milimetre boylarında olabilir. Şimdi geriye tek bir şey kaldı. Bu nesneyi ben bu şekilde tabii ki tutmayacağım ekranında. Bunu şöyle döndürüyorum 90 derece. Evet. Şimdi ne oldu? Nesnemiz düzleme oturmadı. Oturmadı çünkü masanın altında gözüküyor. Biz döndürdüğümüz için bu şekilde oldu. Döndürünce bir kısmı alta kaydı. Bunlar da yine masanın üzerine yani düzlemin üzerine çıkartıyorum. Evet, eksi 8 milimetre aşağıdaymış. Ben onu sıfıra getiriyorum. Masanın üzerine koydum. Yani düzlemin üzerine çıkarttım. Evet, şu anda tasarım istediğim gibi oldu. Şu kısmı boş bıraktım. Böyle bir telefon tutucu için burada filament harcamaya da gerek olmayacağı için biz bunu 3 boyutlu baskısını aldığımızı farz edelim. Ve filament harcamaya da gerek kalmayacağı için buraya da bu şekilde ne yaptık? Kestik. Buraya bir telefon koyduğumuz zaman tabii ki duracaktır. Yalnız eğer çok iyi, şurayı çok dar yaparsanız veya yüksek yapmazsanız mesela telefon koyduğunuzda telefon arkaya düşebilir. Veya çok ağırsa işte buradaki tutucu devrilebilir belki. O yüzden biraz şöyle yüksek yapıyorum ki ağırlık biraz daha hafiften öne doğru da gelsin. Evet, şu şekilde ayarladım. Mesela bunu da şöyle ince yapmayacağım. İşte 60-70 milimetre olsun, o civarlarda olsun. Telefonumu yan çevirdiğim zaman da buraya koyabileyim. Tabii ki eğer bir tablet için mesela aynı şeyi yapmak isterseniz biraz daha büyük bir çalışma yapabilirsiniz. Sonuçta biz telefon için tasarladık. Bunun biraz daha büyüğü tablet için de kullanılabilir. Ya da küçük tabletler de belki burada sorunsuz bir şekilde durabilir. Ama tablet için belki şurayı biraz daha yukarı kaldırmak da gerekebilir. Tabletin arkaya devrilmemesi için. Tabii ki şimdi biz hayalimiz bu şekilde ama nihai sonuca nasıl ulaşırız? Yani yaptığımız işlemin gerçek sonucu nasıl görürüz? Bu düşündüğümüz tasarım, işte genişliği, büyüklüğü, her türlü işte düşündük dedik ya hani telefon tutucu tasarlıyoruz biz öyle değil mi? İşte bunu 3 boyutlu yazılan baskısını aldıktan sonra bir telefon oraya koyduktan sonra kullandıktan sonra belki de ne yapacağız? Gerçekten telefon tutucumuz ne kadar doğru, ne kadar düzgün bir şekilde çalışıyor o zaman göreceğiz. Evet, bu haftaki çalışmamız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.